Mossad, MIT'in oyun sahasına girerse. Aslında girmeyi denedi. Türkiye'de yaşayan dar gelirli Filistinli öğrencilere çengel atıp onlara İstanbul'da adam takip ettirmeye çalıştı. Buna karşın MIT 1,5 yıl boyunca Mossad'ı yanlış bilgilerle oyaladı. Operasyon sırasında başka bilgilere de ulaşıldığı, mesela Mossad'ın devşirdiğini zannettiği Filistinli bir öğrenci, randevu almadan gittiği İsviçre konsolosluğundan yarım saatte vize alıp çıkabildi. El Cezire bu nasıl oldu diye konsolosluk yetkililerine sordu ama hiç cevap alamadı. Uzun lafın kısası, Hamas'ın lider kadrosunun peşine düşen Mossad'ın Türkiye'de operasyon yapmaya çalışması yeni bir bilgi değil. Yeni olan Mossad'ın bu işi suikast düzenleyecek kadar ileriye götürme çabasını ilan etmesi. Mossad başarısız bir istihbarat teşkilatı değildir. Aksine çok sayıda global operasyona imza atmış bir yapıdır. Buna karşın baltayı taşa vurdukları iş sayısı da az değildir. Mossad ajanları Filistinli Ali Hasan Selame'ye benzediği için Faslı Ahmet Buşehi'yi öldürdü. Lillehammer skandalı. Mesela 1973 yılında Münih Olimpiyatlarının intikamı için düzenlenen suikastler zincirinde Norveç'in Lillehammer şehrinde masum Faslı bir garsonu sadece hedef aldıkları kişiye benzediği için öldürmüşlerdi. Suikast timinden 9 kişi kaçmayı başarmış, 5 kişi de yakalanmıştı. Garip bir yargılama sonucu sadece 1 kişi ceza aldı. 1991 Lefkoşa fiyaskosu. Güney Kıbrıs'taki İran Büyükelçiliğine yönelik başarısız dinleme operasyonu da var listede. Ben Barak adlı Mossad ajanı ve yanındakiler Güney Kıbrıs'taki İran Büyükelçiliğine dinleme cihazları yerleştirmek isterken yakalandı. Casusluktan değil, ülkeye izinsiz girmekten para cezasına çarptırılıp ülkelerine geri yollandılar. Ava giderken avlanmak, Ürdün. Mossad tarihindeki en büyük fiyasko 1997'de Ürdün'de Hamas yöneticisi Halit Meşal'e suikast düzenlemeye çalışan iki Mossad ajanının yakalanması oldu. Mossad ajanlarını kurtarabilmek için Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmet Yasin'i serbest bırakmak durumunda kaldı. Dubai'de deşifre olan 27 ajan. 2010 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir otelde Hamas yöneticilerinden birisine suikast düzenlerken güvenlik kameralarına yakalandılar. Mossad'ın Kasera adlı elit biriminden 27 kişi deşifre oldu, daha önemlisi ajanların İngiliz, İrlanda, Avustralya, Fransa, Almanya pasaportu taşıdıklarının ortaya çıkması oldu. Batılı ülkeler pasaportlarının kullanılmasına karşın göstermelik bir tepki verdiler. İran ve Hamas'a karşı Mossad. Mart 2022'de Jerusalem Post'un internet sitesinde Yonah Jeremy Bob imzasıyla Mossad'ın İran ve Hamas'a yönelik operasyonlarında yaşadığı başarısızlıklar anlatıldı. Bu saydıklarım Mossad'ı başarısız bir istihbarat örgütü yapmaz, aksine hep sahada olan bir örgüt olduğunu gösterir. MIT'in yasası ve saha tecrübesi. MIT'in Suriye ve Irak'ta başardıklarını, terör yöneticilerinin kafalarını dışarıya çıkarmakta zorlandıklarını zaten biliyoruz ama MIT, Türkiye içerisinde de çok sayıda operasyon yapıyor. Bu operasyonlarda bazen İranlı ajanların hedef aldığı İsrailli turistlerin de hayatları kurtuldu. FETÖ ile mücadelede MIT, Uzak Asya'dan Balkanlara çok sayıda faili paket olarak Türkiye'ye getirdi. Avrupa'da çeşitli ülkelerin MIT'in güçlenmesinden duydukları rahatsızlığı kamuoyu önünde açıkladıklarına da şahit olduk. Geçmişte bunlar yapılamıyordu. Zira 2014'te değişen MIT kanunu, istihbarat teşkilatlarının karışık yapılanması gibi sorunlarımız vardı. Bugün mücadele ettiği 3 global terör örgütü nedeniyle MIT'in saha tecrübesi son derece yüksek. Yerli yazılımlarla sinyal istihbaratında oldukça mesafe alınmış durumda. Bondlar savaşı olmaz. Tüm bunları okuyup sahada James Bond filmlerindeki gibi kovalamacalar, çatışmalar çıkar falan diye düşünmemek lazım. İstihbarat dünyasında en büyük mücadele, işler o noktaya gelmeden verilir. Mossad'ın MIT'in sahip olduğu yeteneklere bakarak daha aklı başında bir karar vereceğini düşünmek için gereğinden fazla sebebimiz var. Özay Şendir, Milliyet.